Efendim dedi, bir dedi tanıdığım var dedi. Bir mürşit mutlaka lazım. Elbette lazım. Biz de söylüyoruz onu. Fakat mürşit bozuntusu değil. İşte mürşide bağlanmazsa cennete girilmezmiş. O yanlış bir şey. Evet, mürşid olmayan mürşidi şeytandır. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında bunu yazmışlar. Bu sözü alıyor. Adam sahtekar şeyh diye geçinen, yani mesela burada işte ben cenneti görüyorum, bilmem neyi görüyorum falan filan. Bunların hepsi zındıktır ve sahtekardır. Gördüğü bir şey var. Ama o gördüğü şey cehenneme götürecek onu. Şeytan ve onun tayfası ona bazı görüntüler getirmişlerdir. Ve o görüntüler neticesinde o da cehenneme doğru yol almaktadır. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Fakat en büyük rehber, en büyük mürşit bizim için Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarıdır. Bu mürşit geçinen sahtekar herifler bu kitapların okunmasına mani oluyor. O zaman demek ki bunlar yalancı, bunlar sahtekar, bunlar katı tarih, yani yol kesici, eşkıya bunlar. Bunlara itibar etmemeli. Bunlara itibar etmeli. Etmeme. Efendim işte sarıklı sakallı. Ya sarıklı sakallı eşkıya olmaz mı? Aha işte ortada o da. Elinde adamın pala, sarık sakal, hem de şeriat diyor, İslam devleti diyor, halifelik diyor falan. O kelimeleri kullanıyor. Ama adam eşkıya, adam katil. İslamiyet'le zerre kadar bağlantısı yok. Ha, kimin maşaları? Belli. Vehhabileri kim kurduysa, bunlar da aynılar kurdu. Vehhabileri İngilizler dizayn ettiler, bunlar da İngilizler dizayn ediyor. Sen Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumuş olsaydın zaten bunların ne menem ve kimler tarafından kurulduğunu, kimler tarafından yönlendirdiğini bilirdin. Ve her sakallıya da baba demezdin o zaman. Böyle bir derdin de böyle bir durumun da söz konusu olmazdı ama vakit doldu galiba. Evet, ikinci bölümde devam edeceğiz. Hocam az önceki konuyu biraz daha açabilir misiniz? Özellikle mürşit konusunu. Yani etrafımızda mürşidim diyen çok da gerçekten çok. Mürşit yok. Yok gibi. Yok gibi veya ne yapacağız o zaman yani? Mürşid işareti mi aynı aslında zaten kelime anlamı itibariyle de önceki asırlarda Allah-u Teala o günkü insanlar çok talep etmişler, ihtiyacımız var demişler. Cenab-ı Hak da talebe göre yaratıyor. Hatta mesela hatırladıkça, şey yaptıkça kıpta ile imrenerek bakıyorum. Bu Sesili Aliye diye bilinen bu büyüklerden 13 tanesi bu Mavera Nehir, işte Semerkant, Buhara, o coğrafyada gelmişler. Beş beşe, arka arkaya. Niye? Allah rahmet eylesin, hemen abilerde anlatırlardı. O zamanki insanların talebi, ya Rabbi biz seni istiyoruz, sana kavuşmak istiyoruz. Ya nasıl kavuşulacak? Yol gösteren, mürşit, rehber lazım. Allah Teala da onları yaratıp gönderiyor onlara. Onları gönderiyor. Sonra oradaki insanlar demişler artık bizim demişler Allah adamına ihtiyacımız yok. Dünya adamına ihtiyacımız var. Allah Teala onu da yaratıyor. Peki diyor komisleri gönderiyor. Tam dünya adamı. Din, min falan hepsini reddediyorlar yani. Tam dünya adamı. Al sana dünya adamı. Yani insanların talebi neyse Allah Teala gönderiyor. Önceki asırlarda çok. Peki sonraki yani şimdi ahir zaman yaklaşınca bunların aynı sahtekarları. Niye sahtekar efendim? Senin altyapın göçük hemşerim. Sen okuyup aynı şekilde İlmihal kitaplarında, Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, bu Latin harflerle Türkçe bir sürü kitap var, Hakikat kitabının kitapları var. Yıllardır aynı şekilde anlatıyoruz. Türkiye gazetesinde de bu barbar bağırılıp duruyor, yazılıyor, çiziliyor. Ona gelince yok orası böyleymiş, o böyleymiş falan. Peki sana mürşidim diyen adam hakkında hiç tereddüdün olmadı mı? Tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabı hakkında söylediler. Ha, o kitapta işte yanlışlar varmış da bilmem neymiş de falan filan dedi. Uzak durdun. Peki sana bunları anlatan adamın doğru söylediği hakkında o fikir sana nereden geldi? Bunun doğru olduğunu. Adam sahtekarsa, söyledikleri yalansa ki yalan. Mürşidim diyor ve aynı şekilde seni cehenneme götürüyor. Seni irşad ediyor. Ama nasıl irşad ediyor? Tersine irşad ediyor tabii ki. Evet. Yerin dibine sokuyor. Onu da bilemiyorsun. Peki bunları anlayabilmen için bunlara Ehl-i Sünnet alimleri gerekir. Ha, daha önce Allah rahmet eylesin Emre abiler de anlatıyorlardı o Semerkant, Buhara. Ondan sonra Anadolu'da kum gibi evliya kaynıyormuş. Yani bunların her biri rehberdi, mürşiddi. Hakiki rehberdi. Mesela İstanbul'a bakıyorsun. Abdülfettah Akri Hazretleri karşıda Üsküdar'da. Hemen altta yine o da Üsküdar'da. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Geç bu tarafta hemen karşısında Yahya Efendi var. Geç bu tarafta işte Zeytinburnu'nda Merkez Efendi var. Fatih'te Sümbül Sinan Hazretleri var. Yine Fatih'te Muhammed Emin Tokadi Hazretleri var.
yine aynı zatın talebesi, Fındıklı mı diyorlar ona, şeyde Donabahçe'ye evet. giderken Muhammed Kumun Hazretleri var. Yani neresinden bakarsan bak kum gibi kaynıyormuşmuş bunlar. Dolu. Murad-ı Müzevi Hazretleri var. Murad-ı Müzevi Hazretleri hemen altında başka bir zat daha mevcuttur. Yani birçok zat var. Birçok zat. Kum gibi kaynıyormuşmuş bunlarda. Rehber çoktu. Sahtekar cüret edemiyor, hakikisi var. Bugün hakikisi görünmez olmuş, yok gibi olmuş. Zaten ahir zamanda öyle olacak. Ama sahtekarı çok. Adam sarığı var, sakalı var, cübbesi de var. Bunların hepsi böyle mürşit geçiniyor, geçiniyor. Veyahut da etrafına 3-5 tayfa toplamış. Öyle zannediyor. 2012 senemsi miydi? Biz bir Umre'ye gittiydik rehber olarak götürmüşlerdi. Mekke-i Mükerreme'de Kabe'de baktım bir tane birisi geldi. Türkiye'den. Etrafında 3-5 yardakçısı var falan. Kabe'de bile adamın iskemlesi hazır, hemen getiriyorlar, koyuyorlar falan. Ondan sonra onun bir tane bir başında özel bir külahı var. Neyse o külahı. Onu getirdiler. Biz de oraya işte Umre'ye gelenlerle beraber 8-10 kişi oturduk. Sohbet ediyoruz. Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarından nakil yapıyoruz. Adam şimdi onun etrafında müritleri pervane oluyor fakat çaktırmadan bizi dinliyor. Mürşit geçiren sahtekar herif. Çünkü adamın bilgisi yok. Buradan duyacağı 3-5 kelimeyi kendine göre adapte edip müritlerine satacak. Kabe-i Şerif de bana bununla ilham oldu diyecek hatta. Değil mi? Yani. Orada öğrendi ya. Ha dedim ne? Ama öbürler de canla banla fır 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 etrafında dönüyor. Ha, herkesin talebi neyse tamam. Herkesin talebi. Bu da aynı şekilde dinleyicimiz de anlattı. Aynı şekilde. Ha dedi böyle dedi. Adam ben dedi cenneti gördüm, 8. cenneti gördüm, görmezsen işte şöyle olursun, böyle olursun falan filan. Bunların hepsi, bunları söyleyen kimse Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani cehennem kütüğüdür. Abdülkadir Geylani Hazretleri zamanında demişler ki efendim işte birisi çok etrafında ziyaretçisi falan olmaya başladı. Bunu her akşam cennete götürüyorlarmış falan. Bir getirin getiriyor, anlatıyor. Adam diyor ki her gün ben de cennete gidiyorum diyor. Zevk sefa falan. Bir daha götürdüler de bizi hatırlatıyor. Tabi adamın hatırlayası yok da Abdülkadir Geylani Hazretleri tasarrufuyla hatırlatıyor. Meğer cinler bunu götürüyormuş bir kanalizasyona. Kanalizasyonun oradaki şeyleri, o necasetleri falan buna çeşitli yiyecekler gönderiyor. Ona necaseti kakalamışlar tabi. Oralarda böyle güzel. Abdülkadir Geylani Hazretleri şey yapınca onlar bir dağılıyor ki ana. Yani bilmem neyin çukurun içerisinde kalmış. Hakiki hali o. Dolayısıyla bunların İbrahim Aleyhisselam Hazretleri zamanında da gelmişler demişler birisi işte demiş çok ibadet ediyor şunu yapıyor bunu yapıyor falan. Allah Allah buyuruyor ki diyor gence bakıyor hakikaten çok gayretli. Hayret ediyor kendisini soğuk onun çok gayretli olduğunu görünce. Yemek zamanını beklemiş. Bir bakıyor ki onun yedikleri içtikleri şüpheli ve haram. Dolayısıyla şeytan onun midesine giriyor vücuduna giriyor bu hareketler ondan kaynaklanıyor. Genci evine davet ediyor. Kendi yiyeceklerinden ikram edince genç birden buz gibi oluyor. Bana diyor ne yaptın ki diyor. O hallerin hepsi gitti. Buyuruyor ki evladım şeytan midene girip çıkıyordu. O hallerin hepsi şeytandandı. Şimdi giremedi. Çünkü yediğin haramdı. Şüpheliydi. Biz helal lokma yedirdik sana. Helal lokma yiyince şeytanın içine giremedi. Giremeyince o hallerin hepsi kayboldu diyorlar. Şeytan adı veriliyor mu? Vermiyor. Şeytan parmağında oynatıyor. Oynatıyor. Dolayısıyla bu zamanda Ehl-i Sünnet alimlerin kitapları hakiki rehberdir, hakiki mürşittir. Eğer biz tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını, İslam Ahlak kitabını okuyup hazmetmemişsek bizi şeytan veya şeytanlaşmış olan bu insanlar parmaklarında oynatırlar. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Aynen öyle olur. Aynen öyle olur. Efendim elbette bu büyüklerin yoluna bağlanmak lazım. İmam-ı Azam Ebu'l-Hanife Hazretleri'ne. Bizim de mürşidimiz İmam-ı Azam Ebu'l-Hanife Hazretleri ve yolundakiler. Onların kitaplarında bildirdikleri. İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri bunlar en büyük rehberlerdir, mürşitlerdir ve onların yolundakilerdir. Eğer sen bunların bildirdiklerini öğrenmediysen şeytanın yoluna pata pata düşersin.
Mesela İmam Rabbani Hazretleri'nin Mektubat kitabı var. Bu kitabı okusak bir mürşidin yanında bulunmuş gibi, yani olur muyuz veya sohbetinde bulunmuş gibi. Şimdi orada da çok önemli haller falan da anlatılıyor. Allah rahmet eylesin, şeyde hemen hemen biz Cağaloğlu'ndayken, TGRT falan yokken işte Hüseyin Hilmi Efendi hem kayınpederler hem hocalar olduğu için işte mesela akşam eve giderler, sabah gelirdi gazetede toplantı yaptığı zaman, hocamız bu akşam buyurdu ki diye anlatırlardı öyle. Bu akşam buyurdu ki diye anlatırlardı. Bir gün de aynı şekilde böyle iş yaparken hocamız buyurdu ki dediler, işte dün akşam işte bazı talebelerinden bazılarını kıldı, orada dediler ki dediler diye anlatmışlardı. Mükatebe nısful mükaleme. Kitap okumak sohbetin yarısıdır. Şimdi İmam Rabbani Hazretleri hayatta değil. Ne? 4 sene önce vefat etmiş. Hindistan'da kabirde. Ama kitabı var. İmam Rabbani Hazretleri ile ne kadar beraber olmak istiyorsun? 1 saat. 2 saat kitabını oku buyuruyorlar. Yarısı ya. Evet. 2 saat mektubatı okursan 1 saat İmam Rabbani Hazretleri ile berabersin. Efendim o kadar zamanım yok. 1 saat okursan yarım saat berabersin. Sohbettesin. Mükatebe nısfı mükaleme buyuruyor. Bir de mürşid, hani yol gösterici bir insandan bahsediyoruz. Tabii. O kitap da yol gösterici. Yol gösterici. İtikadı düzeltiyor. Evet. Haramları aynı şekilde sakındırıyor. Bidattan sakındırıyor. Zaten onu sevmeye başlayınca, onu sevmeye, yani okuyup da ruhu lezzet almaya başlar. Muhakkak alır. Lezzet almaya başlayınca hisseder onu. Ufku değişir. Anlayış değişir. Her şey değişmeye başlar. Ve ondan sonra etraftakiler der ki, sen çok isabetli düşünüyorsun. Sen zannedersin ki herkes benim gibi düşünüyor. Değil. Mektubatı okumak suretiyle İmam-ı Rabbani Kutlu Hazretleri'nin sana yol göstermesi, seni irşad etmesi, kalbine o nurların girmesi sebebiyle önündeki tozlar kalktı. Ufkun genişledi, aydınlandı. Mürşit dediğinde öyle olur zaten. Sana ehl-i sünnet itikadını öğretti, haram helali öğretti, haramlardan soğumayı, ihlası öğretti. O kitap ihlası arttırır buyuruyor. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri buyuruyorlar ya, Bade Kitabullah, Bade Kitabı Resulullah, Eftal-ı Kütüb Mektubat esir buyurmuşlar. Yani Allah-u Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam sözleri olan hadis-i şeriflerden sonra İslam alimleri yazdığı kitapların içerisinde en eftali mektubattır buyuruyorlar. Dolayısıyla o bize rehberlik eder mi eder? Yani hakikat kitabın yayınladığı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh, tabii o da üstadı hocası aynı şekilde gösteriyor bu kitaplar diye. O kitaplardan birisini bile alsa, okusa ona rehberlik eder. Mürşidi olur onun. Mürşidi olur. Mesela diyelim ki Kıyamet Ahiret kitabını aldı. Zaten alınca onlar da atıflar yapılıyor. Mesela bu konu detaylı olarak herkese lazım olan iman kitabında var. Bu konu detaylı olarak Tam İlmihal Saadet Tebliğ'de var. Zaten sana dikkatli okursan o bilgiler geliyor. Ondan sonra diyorsun ki bir dakika, İlmihal bilgisi, şey bilgisi şuralardaymış. Gidersin onu da alırsın gelirsin. Tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabında başından sonuna kadar bir kimse hani ders çalışır gibi okusup anlasa alim olur buyurmuş. Tatbik ederse evliya olur. Ne olmak istiyordun sen? Alim ve evliya. Aha, hazır duruyor işte. Hasan'a mürşit. Evet. Hasan'a mürşit işte. Sağa sola ne geçiyorsun? Eğer bunu kendine mürşit kabul edersen seni cennete götürür. Ama sakallı sarıklı o sahtekar mürşit kabul edersen seni cehenneme götürür. Sahtekarı diyoruz ama.